Hepinize merhaba, ben Emirhan Yazıcı. Tuzlu'nun da İmam Hatip Lisesi, 9. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle beraber NOD'daki nişastayı mikroskopla inceleyeceğiz. Deneyime geçmeden önce size ufak bilgiler vermek istiyorum. Çok sayıda glikozun glikozit bağı ile bağlanması sonucu nişasta oluşur. Ve ayrıca bitkilerde kök, gövde, tohumda nişasta depolanır. Evet, şimdi deneyimize geçelim. İlk önce deney malzemelerimizi sayıyoruz. Bistril, lan, lamel, nohut ve mikroskop. Şimdi lamelimize çok az su damlatıyoruz. Nohutumuzu bistril ile beraber çok küçük kesitler alıyoruz. Şimdi lamelimizi üstüne kapatıyoruz 45 derecelik açıyla. Şimdi mikroskopumuzu açıyoruz. Kendimize uygun ayarlarımızı yapıyoruz. Evet, 4 numarayla bakıyoruz. Şimdi 10 numaraya geçiyoruz. Evet, buradan da siyasta gözlemlendi. Şimdi 40 numaraya geçiyoruz. Bu şekilde nişasta taneleri gözlemlendi.